Yapay zekadan 29 Şubat için ADA, Ether ve Launchcoin tahminleri şeklinde bize gösteriyor. Buraya bir bakacağız. 29 Şubat tarihi için ADA, Ether ve Launch'da ne gibi fiyat tahminleri var diye bunun üstünde durmaya çalışacağız diyebilirim. Tabii sizler de ricam, videoyu beğenin lütfen, bir saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi unutmayınız. Birkaç saniyenizi bile almaz. Abone değilseniz abone de olunuz lütfen. Teşekkür ediyorum şimdiden. ADA'nın ve Lunge'un isimleri aynı anda geçtiği bir Güney Kore oldu bildiğiniz üzere. Hem Terra Classic aynı zamanda Cardano'nun isimleri Güney Kore'de yan yana gelmiş olup her ikisinin de birer menkul kıymet mi yoksa emtia mı noktasında varlıkların davaları görülürken her ikisi de birer emtia olarak çıkmıştı. Yani Lunge da aynı şekilde ADA'da birer emtia sayılmıştı hatırlarsınız. Dolayısıyla ABD'de devam eden davalarında ciddi bir pozitiflik söz konusu olmuştu. Ama devam eden süreçte ne yazık ki Lunge ABD tarafında bir menkul kıymet olarak geçmesi sebebiyle sıkıntı yaşadı. Bu şekilde bir durum olmuştu. Kripto para piyasası Şubat ayına çok iyi başlangıç yapamadı. Spot Bitcoin ETF hype'ın etkisinin azalmasıyla piyasa düşüş gördü. Yani şimdi şöyle, sürekli piyasada düşüş gördü, çıkış gördü vesaire denecektir. Fakat günün sonunda olan bir şok. Mesela şöyle BTC'ye bir bakın. Bazen dışarıdan bir göz gibi bakmak iyidir. BTC'ye bakınca şu an ne görüyorsunuz? Ben şunu görüyorum. 16 binlerden kalkıp 50 binlere kadar devam edip bulunduğu noktada 40,5-44,5 arasında, fakat şu an haftalardır akümülasyon yapan bir Bitcoin görüyorum mesela ben şu anda. Evet. Yani belli bir aralığa atıp akümülasyon yapan bir BTC görüyorum açıkçası. Dolayısıyla bu kırılım gerçekleştiğinde tabii fiyatlar sert yükselecektir. Onu da ifade etmek lazım. Dolayısıyla düşen ya da ne bileyim işte düşüyor, kötü falan diyebileceğimiz bir durum olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Düşünmüyorum değil, aha yani grafik ortada, bak ne olduğu belli mesela. Şu. Yani iyi de kötü de şu de bu de fark etmez. Evet. Piyasanın geleceği konusunda iyimser diyor. ADA, Ether ve Lunge'dan bahsediyor. Tekrar söylemek lazım. Mart'la birlikte tabii işler değişecek. Fed'in faiz indirimleri, Mayıs'taki faiz indirimleri fiyatlanmaya başlayacak. Daha önce de defalarca ifade etmiştim. Mesela Ether'in Mayıs'ta ATH yapmasını beklediğimi daha önce de söylemiştim. 17 Mayıs tarihinde Ether'in ETF başvurusu için son tarihin bulunması işleri oldukça önemli bir noktaya getirmekte. Hem bir parti faiz indirilmiş olacak, halving geride bırakılmış olacak ve ETF ben bu noktada çok ciddi şekilde bir 6-7 bin dolarlara Mayıs gibi Ether'in vurabileceğini düşünüyorum diyebilirim. Bu çok önemli bir konudur. Sezonluk olarak zaten ortalama 31 bin dolar gibi Arthur Ashe'in fiyat tahminleri var. Bence iyi yani. Yani dengeli bir fiyat tahmini bence. Aynı isim olan Arthur Ashe'in yine dengeli gördüğüm 16 dolar fiyat, 12-16 dolar aralığı diyeyim, 16 dolar diye fiyat tahmini vardır. Hatta geçtiğimiz günlerde herhalde artık şöyle bir 73-74 günü falan kalmıştır diye düşünüyorum. Tabii 90 gün içinde ADA fiyatı 6 dolar, XRP fiyatı 5 dolar olacak diye bir haber çıkmıştı. Bu yılın içinde mümkün ama öyle işte 2 aya mı 2 aya olacağını zannetmiyorum. Lunge ile alakalı da çok farklı görüşler var. Örneğin yani uçuk olanları, absürt olanları saymazsak işte ortalama 3.01'ler bence bu yıl dahi gelebilecekken yine üzerine de katlayabilir 3.02, 3.03 gibi. Fakat bunun daha ötesine geçebilir mi? Bakalım. Zaman içinde göreceğiz. Katalizörleri farklı. Tabii Lunge bu ikisi gibi değil. Daha şey, nasıl diyeyim?
daha risk ödül paritesi yüksek bir varlık. 29 Şubat için normalde fiyat tahmini yapmak çok anlamlı değil. Bunun sebebi zaten 29 Şubat'a kadar piyasada bir şey yok. Yani siz hedef nokta olarak 29 Şubat'ı belirlememelisiniz ki neden burada 29 Şubat için dolayısıyla fiyat tahmini yapılsın? Ne olabilir 29 Şubat'a kadar? Bir kere piyasa dengeli hareketler yapmaya devam edecektir. Adadan bahsediyor. Ne yapacak? Adada 44-45 sentlere düştüğü olabilir. Yeniden 50-51 sentlere çıktığı olabilir. Bu şekilde Ada Coin'de muhtemelen top çevirecektir yani en genel anlatıdaki tabirle. Benim beklediğim bu Şubat içinde. Evet. Bu ne peki? 54 sente ulaşacağını tahmin ediyor diyor 29 Şubat'ta. Yani tabii ki bu da mümkündür. 44,5 kırarsa adada günlükte emailliği kırabilir. Yani şu pozisyonlarda bulunabilir. Mümkündür yani tabii ki. Devamında ne söylüyor? 29'u için lunge tahmini yapıyor. 114 pozisyonlarına ilerleme öngörüyormuş. Hemen girip şöyle kısadan bir göz atalım. Tabii lunge daha farklı bir altcoin. Mesela ekip şu an bile katalize etse potansiyel olarak şu an bile hareket verebilir tabii ki lunge. Ne olabilir fakat düzgün bir gidişat olursa? 102 civarları üzerinde bulunabilir yani 102-12 aralığında belki git gel yapabilir. BTC volatilitesi devam ederse ki o da bu haftaki ABD verilerine çok bağlı aslında. 2.93'lere kadar düşebilme ihtimali de bulunuyor tabii ayın 29'una kadar. Bakalım. Ama şu an için çok fazla kırılım olacak gibi gözükmüyor. Düzgün giden esnada. Ether'den 2273 dolara düşüş beklediğini ifade ediyor. Hemen şöyle bakalım da Ether niye burada yok ya ben mi görmüyorum? Allah Allah. Ether vardı burada. Şu anda benim mi gözüm görmüyor diye bir şeye girdim ama enteresan. Garip. Şöyle bakalım. Ether'de ne var ne yok diye. Arkadaş bu niye silinmiş? Ben bundan hiçbir şey anlamadım ya. Biz bazen saçma sapan işler oluyor yani burada. Ether'de günlükte emailli yok. Şimdiki pozisyonlarına yakın hareket edecektir diye düşünüyorum. Ben de yine akümülasyon yapar. Yani çok fazla düşüş olacağını zannetmiyorum. Şimdiki ne dediğim gibi yakın pozisyonları sürdürür. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.